İkinci sınıf matematik dersi zaman ölçüleri ile ilgili alıştırmaları birlikte yapmaya çalışalım. Aşağıdaki saatlerin kaçı gösterdiğini örnekteki gibi altlarına yazınız. Bakın birisi 15'i göstermiş. Şimdi baktığım zaman burada 3'ü gösteriyor. Eğer bu, biz şimdi ikisini de yazmamız gerekiyor burada. Çünkü biz bilmiyoruz acaba sabaha karşı mı? Yani öğleden önceki saati mi gösteriyor, öğleden sonraki saati mi gösteriyor? Bunu farklı yolla bulabiliriz. Şimdi bunu da saat Yelkovan 12'nin üzerinde. Akrep nerede? 3'ün üzerinde. Yani bu saate ya ben 3'tür diyeceğim ya da buna ben 12 ekleyelim. Çünkü öğlene kadar bir 12 saat geçiyor ya. 12 ile 3'ü toplayarak ben bu saate 15.00 diyebilirim. Her iki türlüsünü de yapalım sizlerle. Şimdi burada bakın Yelkovan 12'yi gösteriyor. Hemen akrebe bakarım. Kaçı gösteriyor? 10'u. Saat 10'dur burada. Ama geceye doğru 10'sa, gece 10'sa burada yapmam gereken 12 ile yukarıdaki 10 saatini toplayıp 22.00'ı bulmak. Yani sabah saatini gösteriyorsa bu saat 10'dur. Akşam olan onu gösteriyorsa o zaman da 22.00 demem gerekiyor. Buraya baktığım zaman Yelkovan uzun olan ibre burada 12'yi gösteriyor. Kısa olan katran burada akreptir. İşte o da saati gösteriyor. Saat 6. Saat 6. Yani sabaha karşıysa 6. Bir de akşamüstü var. 12'yi 6'yı toplayarak akşamüstüyü 18 olarak bulabilirim. 18.00. Yani burada ya 6'dır ya 18'dir. Diğerine baktım. Burada saat işte Yelkovan 12'nin üstünde. Akrep de 9'un üstünde. Buradaki saat ya 9'dur. 9.00 diye de gösterebilirsin bunu. Ya da bu 9'un üstüne bir 12 saat eklersen, eğer bu baktığın akşam bir saati gösteriyorsa üzerine 12 eklemen gerekir. Öğleden sonrayı geçerse, öğlen 12'yi geçtiği zaman üzerine 12 ekleyerek saatin kaçı gösterdiğini bulabilirsin. 9, 2 daha 11'in biri eldeyi de eklersen burada da eğer akşamı gösteriyorsa 21.00'dır. Yok sabahı gösteriyorsa saat 9'dur. Aşağıdaki saatlere belirtilen zamanı gösterecek şekilde akrep ve yelkovanı çizelim diyor bize. Bakın saat 4. Saat 4 olması için bir kere uzun olan yelkovanın 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Akrebi de burada kısa tutarak 4'ün üzerine getirdim. Saat 7. Yani bunların hepsi saat başıdır. Saat başı için yelkovanın 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Akrep de burada bizden istenilen saat 7. Şöyle kısa tutacak şekilde 7'yi gösterebilirim. Saat 9'u gösteriyor burada. Yelkovanın 12'yi üstünde olacak şekilde uzun bir şekilde yaptım. Diğerinde kısa olacak şekilde çünkü akrep yelkovandan biraz daha kısadır. Onu da saat başı olan 9'un üzerine götürdüm. Saat 10 diyor burada da. Bakın yelkovanı uzun olacak şekilde 12'nin üzerine götürdükten sonra kısa olan akrebi de ona doğru şu şekilde göstermemiz gerekiyor. Aşağıdaki saatlerin kaçı gösterdiğini altlarına yazalım diyor. Şimdi sevgili öğrenciler burada da baktığım zaman hepsinde de Yelkovan 6'nın üzerine. Yelkovan 6'nın üzerine ne demek biliyor musunuz? Saat başı olan 12, Yelkovan 6'ya kadar gelmiş yani yarısına kadar geçmiş. 60 dakikadır bir saat, yarısı 30 dakikadır. Yani burada 3 ile 4 arasında kaçı geçmiş? 3'ü geçmişse o zaman ben buna 3.30 diyorum. Bak mesela yine burada Yelkovan 6'nın üzerinde kaçı geçmiş saat? 12'yi geçmiş. O zaman ben buna 12.30 demem gerekiyor. Yine buraya baktığım zaman 10'u geçmiş olduğunu görüyorum. 10 ile 11 arasındaysa 10 diyeceğim. 10.30. Buraya baktığım zaman 11 ile 12'nin arasında 11.30 diyebilirim burada. Buraya baktığım zaman 1 ve 2'nin arasında ise küçük olan sayıyı geçmiş olarak kabul edebilirsin. Buna da 1.30 diyorum. Burada da 4'ü geçmiş olduğunu gördüm. Hani 4 ve 5 arasında ise 5.30 deme buna. 4.30 demen gerekiyor bunun içinde. Buraya baktığım zaman 8 ile 9 arasında 8'i geçmiş. 8.30 diyebilirim. Buraya baktığım zaman 7 ile 8 arasında 7'yi geçmiş olduğunu görüyorum. Buna da 7.30 diyebilirim. Bir diğer etkinliğimiz de hani zaman deyince illa aklınıza saat dakika gelmesin. Hafta, gün, ay, yıl, mevsim bunların hepsi de bu ünitede göreceğiniz konular. Haftanın günlerini örnekteki gibi kutulara yazalım diyor. Haftamızın birinci günü pazartesi, ikinci günü salı, üçüncü günü çarşamba, dördüncü günümüz perşembe, beşinci günümüz cuma, haftanın altıncı günü cumartesi,
Haftanın 7. günü pazar. Bu arada bazı sorularda çıkıyor. Bu ikisinin de yani haftanın 6. ve 7. günlerinin de hafta sonu olduğunu da unutmayalım. Bu da hafta sonu. Yani bize göre öğrencilerin tatil olduğu zaman olarak da düşünebiliriz. Evet, buradaki bilgileri kullanarak yine bazı testleri çözebiliyoruz. Tabloyu tamamlayalım diyor. Bir gün nokta nokta saattir. Bilgi sorusu, bunları ezberlemekte fayda var. Bir gün 24 saattir. Bir haftanın içerisinde 7 gün vardır. Bir ay 30 gündür. Şimdi bakın, soruda çıkınca bunu 30 olarak almanız gerekiyor. Hani bazı aylar 31 çekiyor, bazıları 30 çekiyor, bazıları 28 çekiyor. Şubat 4 yıla bir 29 çekiyor ama bunun ortalama bir günü bir ayın 30 gün çektiğidir. Bir yıl içerisinde 52 tane hafta vardır ve bir yılda Ocak'tan başlamak üzere Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta bitmek üzere 12 ay vardır.